Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 12. sınıflar kelam dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istedik. Bu aralar sınavlarımız başladı malum. Kelam ilminin amacını ve konusunu yazınız ki sınavların hemen hemen hepsinde istenir bu. Amacından bahsedelim arkadaşlar. Kelam ilminin amacı nedir? İslam dininin doğruluğunu ortaya koyabilmek. En kısa ve küçük amacı budur. Yani küçük derken en kısa söylenebilecek amaç. Dolayısıyla şuraya hemen yazalım. İslam dininin doğruluğunu. Amacı bu. İslam dininin doğruluğunu ortaya koyabilmek. Peki amacının haricinde konusu ne? Evet konusu biraz daha farklı. Onu da buraya yazacağız. Çünkü klasik sınavlarda bizden bu isteniyor arkadaşlar. Konusunun ne oldu? Biz de sizlere hemen vakit kaybetmeden konusunu yazalım. Konusu Allah'ın varlığını, tek oluşunu ve sıfatlarını, inanç esaslarını, vahye, akla, İslam'ın temel esaslarına bağlı kalarak açıklamaya çalışmak. İşte konusu da bu. Amaç ve konusu birbiriyle zaten uyuşuyor. Hemen yazalım arkadaşlar. Burada Allah'ın varlığını, tek oluşunu ve sıfatlarını bakın bu üç heceye dikkat edin. Allah'ın varlığını, tek oluşunu ve sıfatlarını inanç esaslarını inanç esaslarını vahye vahye akla İslam'ın temel esaslarına bağlı kalarak açıklamaya çalışmak. Evet, İslam'ın Evet dediğimiz gibi temel esaslarına bağlı kalarak açıklamaya çalışmak. Şimdi burada kelamın amacı ve konusu mutlaka sorulur diye bekliyoruz. İşte kısaca yazabileceğimiz cevapları bu şekilde diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Kelam ilmine verilen diğer isimleri yazınız. Evet kelam ilminin değişik isimleri var biliyorsunuz. Bunlardan birinin akait olduğunu biliyoruz. Hemen şuraya yazalım. Akait. Diğeri usul din. Onu da yazalım. Usulid usuli din. Bir diğeri ilmi tevhid. Buraya ilmi tevhid yazalım. Tevhid ilmi ve son olarak da fıkhı ekber şeklinde ifade edilmiş arkadaşlar. Kelam ilminin diğer isimleri. Bu bölümde hatırlattık ve geçelim diğerine. Kelamcılara göre doğru bilginin kaynakları neler? Evet o kaynakları hatırlayın. Kaynakların genelde üçe bağlandığı ifade edilir. Birincisi haberi sadık. Hemen yazalım arkadaşlar. Haberi sadık. Nedir haberi sadık? Doğru haber. Diğerine bakıyorum. Aklı selim. Evet, Aklı Selim. Aklı Selim ne arkadaşlar? Temiz ve Müslümanca düşünen yani kötülük içerisinde kötülük barındırmayan bir düşünme, akıl şekli. Bir diğeri ise Havassı Selim'e. Bunu da yazalım. Havassı Selim'e. Bu üçünü mutlaka bilin arkadaşlar. Bu da sağlam duyular, duygularımıza göre, sağlam duyularımıza göre hareket etmedir. Bilginin kaynağıdır. Dolayısıyla bunları da sizlere hatırlatalım ve geçelim diğerine arkadaşlar. Kelam sisteminde deliller kaç başlıkla incelenir? Kısaca açıklayınız şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar bizde biliyorsunuz ki nakli deliller ve akli deliller. Önce şuraya nakli delil yazalım. Diğerinde ise akli delil yazalım. Bunları kısaca açıklamaya çalışalım sizlere. Nakli delil neydi arkadaşlar? Nakli delilden kastettiğim şey ayet ve hadise dayanan deliller. Direkt Allah'ın gönderdiği ayet ve hadis daha doğrusu hadise dayanan diyelim. Ayet ve hadise dayanıyor bunun yani yani sorgulanması bile mümkün değil. Akli deliller ise arkadaşlar akıla dayanan. Akıla dayanan, yorumlanan anlamında akıla dayanan deliller olarak ifade edelim ve kısaca bunları da sizlere açıklamış, hatırlatmış olalım. Yani kelam sistemindeki delillerin nakli ve akli olduğunu naklilerin ayet ve hadis aklilerin ise akla dayalı olduğunu hatırlamış olduk. İslam'da dini hükümler kaça ayrılır? Yazınız şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Dini hükümleri biz kaça ayırıyorduk? Hemen hatırlatalım. Birincisi itikadi. Evet, itikadi hükümler. Neydi itikadi hükümler arkadaşlar? Açıklamalarını söyleyelim, uzun uzun yazmayalım. Ama not alabilirsiniz. İman ve inanç esaslarıyla alakalı hükümler arkadaşlar. İman ve inanç esasları not alabilirsiniz. Diğeri ise ameli hükümler. Bunu da yazalım. Ameli hükümler. Bu da Allah rızası için yapılan iş, davranış ve benzeri ibadetle ilgili olan hükümler arkadaşlar. Ameli hükümler ve son olarak da ahlaki hükümler. Buraya da ahlaki hükümler şeklinde yazmış olalım. Peki ahlaki hükümler ne? İyi ve kötü davranışları esas alan hükümler diyoruz. Bu üçüncü maddeye de. Diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Arkadaşlar İtikadi hükümlerin özelliklerini yazın. Bakın itikadi hükümleri biraz önce yazmıştık. Peki özellikleri ne? Onları da hatırlatalım ve sınavın e, hızlı bir şekilde ilerlemesine devam edelim. İtikadi hükümlerin özelliklerinden birincisi arkadaşlar kesinlik olacak. Yani kesin olmayan hüküm olamaz. Kesinlik dediğimiz şey arkadaşlar ade, ayet ve hadise dayanmalı ki kesindir sorgulanamaz. Diğeri açıklık. Peki açıklıktan kasteden ne arkadaşlar? Herkes tarafından anlaşılabilir olacak. Muallakta kalmayacak. Bir diğeri değişmezlik. Buraya da değişmezlik yazalım. Peki değişmezlikten kastedilen nedir? İmanın şartları gibi arkadaşlar. Mesela Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, meleklerine, kitaplarına inanmak bunlar değişir mi? Hayır bu böyle inmiştir, böyle bilinecek. Yani değişmezlikten kastettiğimiz bütün olarak ona inanılacak. Bir sonraki ise zaten söyledik. Bütünlük arkadaşlar. Bütünlükten kastedilen yine mesela imanın şartlarının Hepsine inanmaktır. Yani Allah'ın varlığına, birliğine inanmak varken kitaplarına inanmamak olur mu? Hayır. İtikadi hükümlerin özellikleri bunu gerektirir. Bir kere değişmez olanlara inanacağız ve hepsine bütün olarak inanacağız. Kafamıza göre buna inanalım, buna inanmayalım deme şansımız yok diyelim ve geçiyoruz. Diğerine arkadaşlar aşağıdaki yazar ve eserleri doğru bir şekilde eşleştirin ifadesi var. Hadi eşleştirelim. Yazarlara bakın. Nurettin Es Sabuni, Bekir Topaloğlu, Ebu Mansur El Maturudi, İsmail Hakkı İzmirli, Saim Kılavuz, Şerafettin Gölcük şeklinde verilen yazarlar var. Peki eserleri yanı başında duruyor. Bakalım hangisi? Hangisinin? Arkadaşlar İslam Akaidi ve Kelama Giriş eseri biliyoruz ki Saim Kılavuz'un eseridir. Şuraya bir 5 yazalım. Maturudiye Akaidi biliyorsunuz ki Nurettin Es Sabuni'nin bir eseridir. Bunu da buraya yazalım. Bu yazar ve eserler lütfen ayrıca listeleyip adını soyadınız gibi bilin arkadaşlar. Bizden söylemesi. Kelam tarihi Şerafettin Gölcü'nün eseridir. Buraya altı yazalım. Kitabu Tevhid ise biliyorsunuz ki Ebu Mansur el Maturudi yazarının eseridir. Buraya da 3 yazalım. Ve kelam ilmine girişi biz Bekir Topaloğlu'ndan zaten incelemiş, okumuştuk. Buraya da iki yazıyoruz ve son eser ve yazarımız Yeni İlmi Kelam, o da İsmail Hakkı İzmirli'nindir. Buraya da dört yazarak buradaki yazar ve eser eşleştirmelerinde bir kez daha hatırlatmış olduk sizlere. Geçiyoruz. Boşluk doldurmaya verilen kelimeler olacaktır. Hadi boşlukları dolduralım. Arkadaşlar kelimelere bakın. Fıkhı Ekber var. Malum Kelamullah müket kaddimin hüccet kesin teftazani mümkin ve müteahhirin şeklinde ifade edilen kelimeleri bakalım nerelere dolduracağız. Kaynaklarımızda Gazali'den önceki kelam ilmi, Gazali'den sonraki kelam ilmi. Bu hemen hemen her sınavda sorular arkadaşlar. Gazali öncesi ve Gazali sonrası. Lütfen buna dikkat edelim. Gazali öncesine dikkat edin ki biz mütekaddimin diyoruz. Buraya bir mütekaddimin yazalım arkadaşlar. Emin değilsek bırakın en sona. Peki Gazali'den sonraki dönemde ne diyoruz? Müteahhirin buraya da müteahhirin diyeceğiz. Bir diğerine bakıyoruz. Bu arada onu da işaretleyelim. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin inançla ilgili konularını ele alan eseri Ebu Hanife'nin İmam-ı Azam, Ebu Hanife'nin eseri deyince aklımıza hemen fıkh Ekber geliyor. Arkadaşlar buraya fıkh Ekber şeklinde ifade ediyoruz. Kur'an'ın bir ismi olarak söylenen nokta nokta ifadesinin anlamı Allah'ın sözü. Kelamullah değil mi? Kelam kelime Allah, Allah'ın kelimesi sözü anlamında. Dolayısıyla da buraya Kelamullah yazıyoruz. Diğerine geçiyorum. Bazı kelamcılar kelamın bilinebilen her şeyi yani nokta nokta konu edindiğini belirtmişler. Arkadaşlar her şeyden kastettiği nedir burada? Beşinci soruda. Tabii ki malum yani malum konu edindi. Yani nedir bu? Kelamın bilinen her şeyi demek malum kelimesinin karşılığı. Dolayısıyla burası da ya, doldurulmuş oldu. Altıncı ifademiz Akli hükümler, vacip, nokta nokta ve mümteni olmak üzere üç türlüdür. Akli hükümlerin özellikleri neydi türleri arkadaşlar hatırlayın. Birincisi vacip, diğeri mümkin. Buraya mümkin yazalım. Ve diğeri de mümteni. M vacip, mümkün ve mümteni olarak bir şey ayırıyorduk. Hatırlayalım. Vahyin verdiği bilgi kelam ilmine göre nokta noktadır. Kesin dedi. Biraz önce söyledik kesinlikten şaşmayacağız bunu da ifade edelim. 8. ifadede İslam büyük İslam bilginlerinden nokta nokta kelamı İslami ilimler içinde eşrefül ulum olarak saymıştır. Arkadaşlar kim bu kişi zat büyük düşünür? Teftazani değil mi? Evet biz bu düşünürleri e, tek tek incelemiştik. Teftazani'nin bu fikri kelamı nasıl görmüş? Eşrefül ulum olarak saymış ve ifade etmiş diyelim ve gelelim dokuzuncu soruya. Burada da kesin olan akli delillere burhan veya nokta nokta evet burhan veya hüccet şeklinde ifade etmiştik. Bunu da hemen doldurup geçelim bir başka sayfaya. Evet doğru yanlış bölümümüz var. Doğru yanlış bölümünde ilkinci birinci soruya bakalım. Kelam ilmi doğru bilgi verip insanları yanlış inançlardan korumayı ve doğru inancı bilgiyle temellendirmeyi amaçlandırmıştır. Evet, doğru mu? Evet, amacı konusu buydu zaten biraz önce bahsettik. Allah'ın bilgisi kadim, insanın bilgisi ise hadistir. Evet, peygamberimizin söylediği kadarıydı dini bilgi olarak. Bu bilgi de doğru. Vacip varlık, varlığı zorunlu olan ve yokluğu düşünülemeyen varlık demektir. Vacip varlık. Evet arkadaşlar yokluğu düşünülemeyen varlık. Bu bilgiye de doğru diyeceğiz. İnsanlar arasındaki hukuki ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlere muamelat. Evet muamelatın tanımını yaptık. Bu bilgiye de doğru diyeceğiz. Hicri 2. asır ehli sünnet kelam ekolünün kuruluş dönemi oldu. Arkadaşlar ehli sünnet kelam ekolü 2. asırda değil 3. asırda kuruldu. Dolayısıyla 2 ve 3'e dikkat edin. Bu bilgiye yanlış diyeceğiz. 6. ifade de aynı şekilde yukarı çıkalım biraz. 19. yüzyıldan günümüze kadar geçen süre kaynaklarımızda yeni ilmi kelam dönemi olarak adlandırılmıştır. Bilgisi doğru mu? Bu bilgiye de doğru diyoruz. Çünkü 19. yüzyıldan günümüze kadar olan o sürece biz yeni ilmi kelam dönemi diyoruz arkadaşlar. Dönemleri incelerken hatırlayın. Mutezi ile Hasan Basri'nin ders halkasından ayrılan Ebul Hasan el Eşari'nin öncülüğünde bir ekol haline gelmiştir. Bilgisi doğru mu? Yanlış arkadaşlar. Bakın Mutezi ile Ebul el Hasan Eşari değil, Vasıl bin Atan'ın kurduğu bir ekol. Dolayısıyla dikkat edin insanlara Vasıl bin Ata olacak. Bu bilgiye yanlış diyoruz ve geçiyoruz çoktan seçmeli bölümlere. Aşağıdaki ilerden hangisi Kelam ilminin amaçlarından biri değildir. Amacını biraz önce yazmıştık. Hangisi değil? İnsanı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak. Evet. Kişinin imanını taklitten kurtarmak. Evet. İslam inanç esaslarını eleştirilere karşı savunmak. Evet. İslam inançları ile ilgili ayetleri yorumlamak. Buna da evet ibadetlerin nasıl yerine getirileceğini açıklayıp göstermek arkadaşlar bu kelam ilminin konusu değil. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak bu soruda diyelim ve evet, geçelim bir başka sayfaya. İkinci soruda devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin ana konularından biri değildir? Evet konularından bahsediyoruz. Hangisi değildir ifadesi var. Ahiret ana konu. Risalet peygamberimizin peygamberliği yine aynı, nübüvvet aynı şekilde peygamberlik durumu, tevhid var Allah'ın varlığı ve birliği inancı, tekliği inancı ama alem konusu arkadaşlar kelam ilminin ana konularından biri değil. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği diyelim ve geçelim 3'e. Aşağıdakilerden hangisi 1058 yılında doğan Kazaliden sonra yaşamış müteahhirin dönemi kelam alimlerinden birisi? değildir ifadesi var arkadaşlar bakın bakın Fahrettin Er Razi, Beydavi, Teftazani biraz önce bahsettik, Cürcani bunların hepsi var ama üçüncü sorudaki bu B seçeneği arkadaşlar Haris el Mus Muhasibi 780'li yıllarda doğdu arkadaşlar. Yani bakın burada Gazali 1058 diyoruz. Burada 780 Doğum tarihi Harisel Muhasibin'in dolayısıyla aşağı yukarı 300 yıllık bir süreç var. Birbirleriyle alakası yok. Dolayısıyla cevabı B seçeneği olarak işaretlemek zorundayız buna. Doğum tarihlerini bilin arkadaşlar böyle önemli kişilerin. Hem kronoloji olarak sorulur hem de dönem olarak sizlere e, soru olarak gelecektir. Aşağıda verilen isimlerden hangisi kelamcı değil? Bakın kelam ilmiyle uğraşmayan Hasan Basri kelam e, alimlerinden İbrahim en nehai kelam, Maturidi aynı şekilde kelam alimlerinden, Eşari Maturidi biliyorsunuz ki ekol sahipleri kelam alimlerinden ama Buhari arkadaşlar kelamla değil hadis alimidir. Hadis, hadisle kelamı karıştırmayalım. Buhari'nin ilgi alanı veya uğraştığı alan hadis ilmidir kelam ilmi değil. Cevabımız E seçeneği olacak. Dördüncü soruda. Beşe bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kelam ilminin konusuna girmez? Yine konusu amacı çok soruluyor. Bununla ilgili çok soru var. Hangisi bu konulara girmez arkadaşlar? Haram ve helalin tespiti bu kelamın işi değil arkadaşlar. Allah alem ilişkisi, bilgi ve kaynakları, hayır ve şer, İman amel ilişkisi var ama ham, haram ve helal bu kelamın konular arasında yer almaz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Kelam ilmi için var olan bu alemde bulunan her şey bir delil, bir işaret kabul edildiğinde görünenden hareketle görünmeyenin varlığı ve fikirleri hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Kelam bu bilgiye ulaşırken aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmaz. Arkadaşlar tüme varım bakın. Var olanı görüp var olmayana inanmak. Bu bir tüme varım gerektirir. Temsil. Var olan olmayanı temsil eden görüşü vardır. Akıl yürütme. Var olandan olmayanı varlığını akıl yürütmeyle ortaya çıkabiliriz. Var. Tümden gelim. Bu da var ama görüyorsunuz ki arkadaşlar rüyalar yani fikir sahibi olmak hakkındaki temel güvenilir kaynaklardan biri değil. Tabii ki rüya tabirleri de yapılmıştır ama %100 Doğru denilecek bir kaynak değil cevabımız. Böylelikle el seçeneği oldu diyelim. Ve geçelim 7. E, soruya son sorulara daha doğrusu. Neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımaya imanın hangi çeşidi denir arkadaşlar? Tabii ki tahkiki iman, tehkik etmek, araştırmak, sormak, soruşturmak tahkiki imanı gerektirir. Cevabımız direkt D seçeneği olacak bu soruda. 8. sorumuz biraz uzun maddeli. Bakalım hemen kelam açısından aklın bilgi kaynağı olması noktasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez soru köküne dikkat edin. Söylenemez diyoruz. Kişinin akıl sahibi olması sorumlu olmasının temel kaynağıdır. Evet mükellefsek akıllı olmak ilk kaynaktır arkadaşlar. Aklı dengemiz yerinde değilse bir sorumlu değiliz zaten. Akıl büyük ölçüde hayır ve şerri, iyi ile kötüyü, güzel ve çirgini kavrayıp ayırt edebilir. Aklımızı kullanarak, aklı selim olarak tabii ki bunu ayırt edebiliriz. Bunda da bir sıkıntı yok söylenebilir. Vesail denilen inanç konularını temellendirme ve açıklamaya yönelik meselelerde akıl önemli bir bilgi kaynağıdır. Tabii ki akılımızdan yararlanacağız. Akıl tek başına bir inanç esası belirleyebilir. Arkadaşlar tek başına da değil tabii ki. Yani her şey akılla çözülebilir diyemeyeceğiz. Tabii ki ilim, bilim, kelam, hadis, fıkıh, siyer bunların hepsi bir araya gelip akılla yoğrulduktan sonra doğruyu bulacağız diyebiliriz. Dolayısıyla D seçeneğe şimdilik cevap görünüyor. Diğerine de bakalım. Vahim bildirdiği hususlar Akla mutlak manada aykırı ve onunla çelişik olmaz. Bu da doğru bir özellik. Cevabımız D seçeneği olacak bu soruda diyelim ve gelelim artık son soruya. Aşağıda verilenlerden hangisi kelam ilminin yöntemlerinden biri değildir? Soru köküne dikkat edelim. Ele aldığı konuları mantık kurallarına uygun olarak akli yöntemlerle açıklar. Evet, akıl önemli. Bu yöntemlerden biri. Fizik alem ile ilgili olarak duyu organlarını kullanır. Evet duyu, doğru duyu biraz önce de söylemiştik. Bu tabii ki geçerli şeylerden biri. Diğerine bakıyorum. Hakikate ulaşmak için görüneni esas kabul eder. Biraz önce bahsettik. Görünenden yola çıkıp görünmeyeni kabul etme durumu. Bu da e, görüyorsunuz ki Kelam ilminin yöntemlerinden birinin olmadığını ifade ediyor. Gayb alemi için vahiy esas tutar. Bilinenden bilinmeyene ulaşmak için temsil yöntemini kullanır. Bakın temsil arkadaşlar ama hakikate ulaşmak için görüneni esas kabul eder. Bu arkadaşlar kelam ilminin yöntemlerinden biri değil. Bu pozitivizmin özelliklerinden biridir. Pozitivist düşünceye sahip felsefi akımın özelliklerinden biridir diyelim. Ve cevabı C olarak işaretleyerek bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşçakalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.